Vajinismus cinsel ilişkiden korkma ve kaçınma hastalığıdır. Kadının kendisine ilişki sırasında kasması ve ilişkiye engel olması durumudur. Vajinismusun öncelikle kesin olarak tespit edilmesi, yani teşhisin konulması sağlanmalıdır. Teşhis, basit bir jinekolojik değerlendirme ile yaklaşık 10-15 saniye kadar süren basit bir değerlendirme sonucunda konulmaktadır. Vajinismus tespit edildikten sonra, tanı konulduktan sonra derecesi saptanmalı, o derecesine göre de uygun tedavi yöntemine geçilmelidir. Vajinismus tedavisinde dünyada en sık olarak kullanılan yöntemler bilişsel ve davranışsal cinsel terapilerdir. Bilişsel terapi, doğru bilgilendirme, cinsellik kızlık sarı vajina ilk gece ile ilgili çiftlere doğru bilgilerin verilmesini içermektedir. Davranışsal terapi ise bir takım ev ödevlerini, yani bir takım uygulamaları içermektedir. Pelvik taban kaslarının kontrolünü sağlayan bu ev ödevleri aşama aşama, basamak basamak gerçekleşmekte. Tedaviden sonra da ilişkiye izin verilmektedir. Tedavi süresince ilişki yasağı mevcuttur. Vajinismus çiftlerinin erkeklerinde de erken boşalma, sertleşme problemi, cinsel isteksizlik gibi problemler olabilir. Bu tür problemler zaman içinde gelişebilir. Eğer bu tür problemler varsa erkeğe de uygun bilişsel davranışsal cinsel terapiler uygulanmalı. Gerekli olan durumlarda da tıbbi ilaç desteği şeklinde tedaviler kolaylaştırılmalıdır. Vajinismus doğru tedavi merkezinde doğru tedavi tekniği ile %100 tedavisi olan, belki de tedavisi en kolay olan cinsel hastalıktır. Bu konuda kişilerin mutlaka doğru merkezi iyi bir şekilde araştırmalarını önermekteyiz. Gerçekten uygun tedavilerle oldukça çok kısa süre içinde, 3-4 gün gibi çok kısa süre içinde tedavisi mümkündür. Davranışsal terapinin en güzel tarafı kişilere uygulatarak öğretme sağladığı için sonuçların ömür boyu kalıcı olmasıdır.